Güzel, esintili bir Emerald gününden herkese merhaba. Ekzotik meyvelerimizi satın almak için Woolworths'a geldik. Hadi gelin birlikte satın alalım. Evet, şimdi ekzotik meyvelerin olduğu yere geldik. Ama geçen videodakinden daha az seçenek olduğunu görüyorum. Bu melon, rock melon. Bu büyük ihtimal kabun. Bu da tatlı su kabunu. O yüzden Türkiye'de bulunmuş olanları almayacağız. Bu da ananas zaten. Bunu yemeğini dövüyorlar. O yüzden daha böyle Türkiye'de bulunmayan egzotik meyveleri yiyeceğiz. Şimdi bu Türkiye'de var ama biz yine de denemek için alacağız. Hindistan cevizinin kokonatın adeti 3 dolar. Bu dragon fruit, Türkçesi ejder meyvesi. Onun da kilosu 14.90. Bu da custard apple. Onun da kilosu 8.90. Türkçesi de şeker elması. Bu da karambola. Türkçesi yıldız meyvesi. Onun da kilosu 19 dolar. Bayağı pahalı bir şey. Bu da son kalan papaya. Onun da kilosu 3.90. Burada Passion Fruit diye geçiyor. Tanesi 1.5 lira. Bu da pal. Şurası 3.90. Evet, aldığımız tüm meyvelerin hepsi burada. Dilara da ben de İstanbul'da hiç avokado denemediğimiz için herkes İstanbul'da denemiş olmasına rağmen denemek için aldık. Aldığımız tüm meyvelerin toplam tutarı 29 dolar. Merhaba. Şimdi marketten geldik, meyvelerimizi aldık. Bunların hepsini kesip teker teker deneyeceğiz. Pawpaw'la başlıyoruz. Aynen, pawpaw. Abi çok ayıp hissediyorum. Aynen. Kameramanları bu yani. Buyurun. Abi buyurmadılar. Ama iğrenç. Gerçekten mi? Gerçekten mi çok kötü? Bence kötü. Dilara açıklamak ister misin kokuyu biraz? Aynen kokusu. Hayır. Bence kötü yani biraz böyle tadına alışabiliyorum. Kötü şeylere benziyor. Bence hiçbir anlamı neye? Yok. Neye Betül? Biraz daha açsana. Ben bu meyveye 10 üzerinden 2. 13 3 hadi 3. Allah yaratmış 3. Yani kabın varken bence kimsenin yememesi gereken bir meyve. Evet. Dilara bu meyvemizi oylamadı. Dilara'dan bir puan bekliyoruz. Yani, ben 3 puan verdim. Eğer hayatımda kabın yememiş olsaydım böyle 5-6 falan verebilirdim ama ya 3 de çok az ya. Yani 2'yi de aslında Allah yarattığı için 3 yaptım. Ölmedim. Yani 4 veriyorum ama 4 verdim ya. Bence şey çok güzel olur. O az önce konuştuk. Smoothie böyle sütle, blenderla falan filan bunu karıştırınca. Bence gelmiyordu. Şeker falan filan böyle atarak yenilecek bir hale getirilebilir bence. Kokusu olmasa çünkü gerçekten şey yenir. Evet. Ejder meyvesi. Bu Türkiye'de de varmış son zamanlarda. Kivi değil. Kivi. Yani şey çekirdeklere benziyor ama şey böyle. Tatsız tuzsuz bir şey. Tadı güzel ya. Tadı yok. Bence tadı yok. Ben de çok biz şey tadını alamadık. Bir şey diyeceğim. Aynen, gerçekten. Ama şey böyle bir şey yiyorsun. Onun hissi kivi gibi. Sanki onun böyle kivi gelecekmiş gibi ama. Ama yok tadı, tadı yok. Aynen. Tam olarak öyle. Puanlayabiliriz. Benim puanım yüksek olacak. Çünkü ne güzel duruyor böyle. Bence çok ilginç tipi bir. Tipi güzel. Aynen. İlginç bir meyve. O yüzden ben buna 8 veriyorum ya. 8, 2 puanını da birazcık tadı olmadığı için kırdım. Yoksa gayet güzel bir meyve. Sen? Ben buna 5 veriyorum. Kalan seçeneklerimiz arasından Passion Fruit'i denemek istiyorum. Böyle mi yiyeceğiz? Kabuklu, kabuklu mu yeniyor sence? Yani çünkü sorulacak bir şey gibi. Neyse kabuklu yendiğini düşündüğümüz için bayağı ağzımızı atacağız şimdi. Aman çok güzel. Gerçekten mi? Deneyin harika. Of. Bir de kabuğuyla mı yiyorsun? Yiyorum. Kabukla mı yeniyormuş? Bilmiyorum ki. Çekirdekleri çok güzel. Aa, çok güzel kokuyor. Güzel gerçekten. Bunun içi bitmiş mi sanki?
Hemen çekirdeklerini yiyoruz galiba. Kabuğunu yiyor muyuz bilmiyorum. Biz yiyoruz da şu an. Evet, ekşi ve çekirdeklerinin de asıl tat var gibi. Dışındaki kabuğu portakal tadı veriyor sanki. Bence bitmiş gibi bu. Bir de kokusu da ben şeftaliye benzettim biraz. Bitmiş gibi değil mi? Ne bileyim. Cidiyem, dışını yememişsin. Ne yapacak denen yenmiyor ki. Ben dışını yedim. Neyse ki yıkamıştım. Bence yenmiyordur ya. Bu nasıl bir zehir? Bence bayağı ben buna 10 veriyorum. Ya benim için böyle peki, dream fruit bu muhtemelen. Peki öncesinde bunu da söyleyelim. Mesela 10 meyven hangisi? Neyle kıyaslıyoruz? Ananas ve kivi. Benim 10 üzerinden 10 meyvem erik. Eriği çok seviyorum. Tuzlu erik, can erik. O yüzden 10 meyvem o olduğu için ona göre yapıyorum. Ve çileği de severim. Kirazı da severim. Yıldız meyvesiyle yarışmaya devam ediyoruz. Biber'e benziyor. Böyle. Ben de geleceğim bir dakika buraları. Evet, burayı bir çıktık. Aynen. Çıktık. Evet, deneyelim şimdi. Bence hepsinin dışı yeniyor diye düşünüyorum. Ne? Acaba güzel. Ya bir dakika. Korkuyorum. Kamerayı devirin. Ayıp. Ekip her şeydir. Ekip candır. Oha. Neyse, çok yediriyor. Güzel, çok güzel. Yoksa 19 dolar. Muhtemelen hayatımda bir daha alır mıyım bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, salatalık da eriğin karışımı gibi. Ya aynen, böyle çok sulu bir erik gibi. Yani bu arada marketlerde ben burada hiç erik görmedim. Evet. Ya. Erik diye bunu yiyor olabilir. Ama çok yani. Ekşi de değil erik gibi. 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 hiçbir şeye vermeyeceğim. gibi Erol Büyükburç gibi en çok bana soracaksınız. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum, güzel ya. Ben buna 10 veriyorum ya. Pardon, buna da 10 verdim ama. Şekli de güzel. Yani çünkü şu passion fruit ile kıyasla deseniz muhtemelen kıyaslayamam. Şimdi neydi bu, şeker? Şeker elması. Ha, şeker elması. Bu sakız reçeline benziyor. Gerçekten ben sakıza benzettim kokusunu aldığımdan beri. Hayatımda sakız reçeli yemedim. Bence kokusu yok. bu arada aynen, önemli detay. Ona gerçekten damla sakızı gibi geldi. Ya bence damla çok gereksiz bir meyve ya. Ama tadı güzel bence. Meyve mi acaba gerçekten? Denesenize. Yani yeni tabi meyve salatasına falan atarsın. Aa, çam çam. Ha? Çam aynen, çam işte çam aynen. Ha, aynen. Çam kokusu. Aynen. Tipi de benziyor zaten. Şöyle. Bu bildiğin çamın yeşil hali. O çam kozalağının. Çamı yiyormuşsun gibi his var. Güzel, ben sevdim. Oylayalım. Güzel ya, ben bunu 10 üzerinden 6 veriyorum. 7 verecektim. 5 görünce 6 verdim. Yok ya, hayır, 7 veriyorum. 7 güzel bence. Ben bunu yerim. Ya ben çok yüksek bir şey veremiyorum. Çünkü böyle kokusu yok. Yani böyle ağızda bıraktığı tat hoş yedikten sonra. Ama böyle ben buna da 5 vermek istiyorum. Çünkü ejder meyvesinde de aynı şeyi hissettim. Yani böyle tadı yok yani falan. Bence bunların hepsinin böyle bir şeyi var. Albenisi, bir çekiciliği var böyle, merak ediyorsun falan. Ama kokmuyor. Yani evet, sanki ülkemizin şeyleri daha güzel gibi. Güvenemiyorum. Aa, aynısı çıktı. Abi vallahi aynıymış. Aa, biz bunu aynı şakajdan hatırlıyor musun? Aldık biz bunu. Bu daha güzel bunun tadı. Bu daha güzel kokuyor. Bunun daha güzel. Bunu yiyeyim bak. Bu güzel. Çekirdeği şeye benziyor ya. Havyar olur ya böyle, cam gibi. Hayır, gibi, ben balık hayatımda gibi. Balık yumurta, havyar yani. Tamam. Havyar işte. Hayır ama havyar çok küçüğü balık yumurtası. O birazcık daha büyümüş hali balığın içinde böyle, sanki ona benziyor. Hayır. Bunlar çok elit konuşmalar böyle. Bak, kahvaltılarında yumurtamı havyarla yemeyi severiz. Keşke olsa da yesek. Yemeden duramam. Buradaki tek proletarya ben miyim ya? Yakarsa bu dünyayı garipler yakar. Bu arada tadı güzel ya. Hani pavpavla falan kıyaslayınca papayayı ben çok sevdim. Papaya yiyebilirsiniz. Böyle evinize alabilirsiniz. Şekerli bir tadı var. Ve güzel gerçekten. Bayağı tatlı. Diğeri, ya, bence bunun küçüğü makbul. Eğer ikisi pavpavla papaya aynı meyveyse küçüğü makbul. Çünkü diğeri çok acı. Hatta ikisini şöyle gösterelim. Hatta bu arada tadına da bakın. Ya bu arada onun kesme yeri var eğer ona bakıyorsan. Böyle. Ya bu acı ve birazcık kötü kokuyor. Ama bu hem daha güzel kokuyor hem de şekerli gibi bir tadı var. Ama çekirdeklerinden anlıyoruz ki her ikisi de aynı meyve. Yani bunu denemesek olurmuş ki, bu daha pahalıydı. İkisinin yediği ama bir tek Dilara ile benim yemediğimiz. Ay evet. Avokado. Gerçekten mi? İkiniz de mi yemediniz? Hiç yemedim. Ya bu arada ben direkt papaya'ya doğru gidiyorum.
Bir şey diyeceğim, bu nasıl kesiliyor? Bu böyle direkt yeniyor mu? Neyse, ya onu böyle... Avokado nasıl yemeğe hazır hale getirilir, onu izleyeceğiz. Bunu zaten aslında evet, kafasından yeni bir tane yapabiliyorsun. Hiç bana çekici bir meyve gibi gelmiyor bu ya. Bu onu da yine kaşık koyuyor ya. Misiniz? Böyle limon falan mı sıkalım mı? Böyle bir şey gerek yok. Ya limonla güzel olmuyor da karabiber tuzla güzel oluyor. Karabiber tuz, olur limon burası, olur. Burası herkesin kendi... Ya. Bak tostu çok güzel oluyor. Burası güzel mi? Her tarafı güzel. Yağ gibi bir şey bekle yani. Aynen yağ gibi bir şey ama boş güzel değil de böyle peynirle falan çok güzel. Boş güzel değil. Hiç güzel değil ya bu. Bak yarın gel sana bir tostunu yapayım. Ha, ben avokado abartılıyor. Avokado seven şeydir diyormuşum. Yok ya bence gerçekten ya bilmiyorum sevmedim. Ay şeyin. Kekremsi bir böyle, şey bırakır ağzında. Kekremsi mi? Kelimecinem yetmedi. Böyle dilinin üstünde pötür pötür bir şey bırakır ya işte. Ya bence bu yoğurdun böyle kabının kenarında kalmış kısmı gibi bir şey. Yani böyle tamamen bana o... Bilmiyorum ya böyle bir şey hiç mi yaşamadınız ya? Yani kimsenin şey böyle yüzünde bir ifade alamadım. Yeni proletaryalığım konuştu. Galiba. Bilmiyorum sevmedim. Boşuna hiç ısınamadığımdan bir şey varmış. Ama ben bunu yemeyeceğim ya. Ama bunun hep kadınlara şey olduğu söyleniyor, faydalı olduğu söyleniyor yumurtalığa benzediği için. Ya Allah'ın bunu böyle pipet şeklinde yaratmış olması çok ilginç değil mi? İlk başta tadı güzel geliyor ama sonradan ağızda kötü bir tat bırakıyor bence. Kötü bir koku bırakıyor. Evet, böyle. Eskimiş bir tat gibi. Romantik bir fotoğraf mı aynen istiyorsun? Ya bir de bundan da şey çekinelim Dilara. Bunun adı mı? Aynen. Hangisi pipetse bu pipet benim herhalde. Neyse boş ver. Foto şey o yukarısına basarsam o bir şey oluyor. Dilara beğenmedi. Yok ya. Yani yenecek bir şey değil. Ama tatlıların üstünde hala seviyorum. Bu bas bayağı şey gibi ya. İşte o küçük küçük Hindistan cevizlerinin birleşimini. Sete tekesin. Ha? Nereye? Ay, sete pardon. Kesin. Pardon. Set ölüyor. Pardon. Bu şey gibi sanki. Üstüne bir şeyler üstüne atılacakmış ama eksik kalmış gibi. Yani üstüne hep böyle bir pudra şekeri, tarçın falan filan atsan güzel olacakmış ama atmadığı hiç için böyle... yarım kalmış gibi. Herkes şimdi sevdiği şeylerden devam ediyor. Ortaya karışık. Aynen. Dilara bu meyveyi çok sevdi. Papaya. Ben de. Şunu safe bir yere alıyorum. Pardon. Yıldız meyvesini çok sevdim. O yüzden bundan devam ediyorum böyle yiyorum. O yüzden galiba videomuzun sonuna geldik. Yarın sabah avokadolu tost videomuzla şey yapabiliriz, devam edebiliriz. Burası bayağı kirlendi. Ama güzeldi. Buraya kadar gelmişken bu meşhur meyveleri yemeden olmazdı. $29 verdik ama. Ben gerçekten çok şey mutlu oldum ya böyle bazı sonuçlara. Yani mesela şey gibi böyle. Neydi yıldız meyvesi işte atıyorum passion fruit falan böyle. Kesinlikle evet. Böyle yani insan yani herkesin hayatında en az bir kere denemesi gereken bir şey. Aynen. Yani böyle wow falan oluyorsun. O yüzden videomuzu burada sonlandırıyoruz. Set ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Aynen. Güzel ekibimiz deriz. Yavaş yavaş büyüyen bir ekip. Umarım kendilerini de sahalarda görürüz. Aynen. Öpüyoruz hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.